Herkese selamlar arkadaşlar. Python programlama dersinde bugün sizlerle birlikte while döngüsü hakkında konuşacağız. Bir önceki derste for döngüsünden bahsetmiştik. Şimdi ikinci bir döngü çeşidi olan while döngüsü ile ilgili örnekler yapacağız. While döngüsü belli bir işlemi herhangi bir sınır olmadan veya sınırlı bir sayıda çalıştırabileceğiniz döngüdür arkadaşlar. While'in en büyük farkı for'dan budur. Yani while ile sonsuz döngü kurabilirsiniz. For ile sonsuz döngü kurmanız mümkün değil. While for döngüsünden diğer bir fark olarak parametre alarak onu şart olarak kullanır arkadaşlar. Yani parantez içerisinde bir şart girersiniz ve o şartı sağlıyor ise program o döngüyü çalıştırmaya devam eder. Onu true olarak kabul eder ve çalıştırmaya devam eder. Eğer o şartı sağlamıyor ise programın o döngüsünü çalıştırmayı durdurur. For döngüsünde olduğu gibi otomatik bir artış yoktur arkadaşlar. Programlamayı yapan kişinin kendi artış ve azalışı sağlaması gerekmektedir. Şimdi bunun farkını anlayabilmemiz için öncelikle basit bir for döngüsü yazalım ve buna karşılık gelen while yapısını görelim. For i in range diyelim. Bir önceki derste olduğu gibi. Sıfırdan 100'e arkadaşlar ikişer aralıklarla arttıran bir program yapalım. Basit bir şey olsun. Farkı görmek adına zaten 0,100 diyoruz. Başlangıç ve bitişti. Üçüncü parametre ise artış miktarıydı arkadaşlar. Print i diyerek bunları bir yazdıralım ve sonucunu bir görelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sıfırdan başlayarak 98'e kadar ikişer artışla bunu yazdırdı. Burada bir başlangıç değeri vardı, bitiş vardı ve artış değeri vardı. Aynı işi while döngüsüyle yapmaya çalışırsak bunu nasıl yaparız? Bir de onu görelim. Şimdi bunu bir yorum satır olarak yazdık. Aşağıya geçtik. Diyeceğiz ki ilk olarak i eşittir 0. Çünkü for döngüsü dersinde anlatırken arkadaşlar burada değişken otomatik olarak tanımlanıyordu. Ama while döngüsünün içerisinde böyle bir şey mümkün değil. Onun için bir başlangıç değeri atamamız lazım. While i küçüktür 100 diyeceğiz arkadaşlar. I 100'den küçük olduğu müddetçe bu döngüyü çalıştık. Sonrasında i'nin değerini print edeceğiz. Başlangıç değeri 0'dı bildiğiniz gibi. Print ile arkadaşlar i'nin değerini hep yazdırıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Biz bu i'nin değerini değiştirmezsek i asla 100'ü görmeyeceğinden dolayı sonsuza kadar yazacak. Bunu engellemek için i'ye bir artış değeri vermemiz lazım. I artı eşittir 2 diyoruz. i'ye 2 eklemesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kodu bir çalıştıralım. Bunu temizleyelim. Karışmasın birbirine. Ve yine bunun hakkında konuşacağız. Aynı şekilde yine sıfırdan başladık. Arkadaşlar 40, 60, 70'ler iken 98'e kadar ulaşmış. Ve burada durmuş. i'ye 0 değerini verdik. Sonra 100'den küçük olduğu için girdi. i'yi yazdırdı. 2 arttırdı arkadaşlar. 2 oldu. Sonra yine döndü. 4 oldu. 6, 8, 10 derken 100'e kadar en yüksek değer 98 olduğu için arkadaşlar yazdırdı ve 98'den sonraki değer bu şartı sağlamadığı için false olduğu için içerisine girmedi. İki döngü ile karşılaştırma olarak böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan alalım. Buraya yazayım. Yeni bir örnek yapalım. While'in en büyük farkı arkadaşlar sonsuz döngü oluşturulabilmesiydi. Onunla alakalı bir örnek görelim. Diyelim ki while true print python diyelim. Python kelimesini yazdırız. Fark ettiyseniz herhangi bir sınırlama vesaire yok. While true olduğu zaman arkadaşlar her zaman doğru kabul edecek ve sonsuza kadar programı biz kesmediğimiz müddetçe çalışacak. Gördüğünüz gibi yani bunu bıraksak günlerce çalışır bu program. Bunun için herhangi bir engelleme yok. Sonsuza kadar çalışması için programlandığından dolayı. Şimdi while true olduğu zaman böyle. Mesela bunu false yapalım. Ne olacak? Onu görelim. Bu sefer fark ettiyseniz arkadaşlar hiçbir şey yapmadı. Çünkü içindeki boolean değeri false olduğundan dolayı şartı sağlamadı ve program çalışmayı bıraktı. While döngüsünü bir nevi içinde if yapısı olan döngü olarak da görebilirsiniz. Boolean ifadesini sağlıyorsa çalıştırıyor, yoksa çalışmayı kesiyor arkadaşlar. Şimdi son olarak bir örnek daha yapalım ve while'in anlatma kısmını tamamlamış olalım. Direkt bunu buraya alayım ben. Kullanıcıdan bilgi girişi olan bir toplama uygulaması yapalım. Şimdi İlk olarak iki tane değişken tanımlayacağız arkadaşlar. İyi ki girilen olsun. Başlangıç değeri 0, toplam eşittir 0 olsun. İki tane parametremiz. Sonra diyeceğiz ki while girilen büyük eşittir 0 ise girilen eşittir integer input. Tırnak içerisinde lütfen bir sayı giriniz diyelim. Integer'a neden çevirmiştik? Onu zaten defalarca söylemiştim. Girilen değeri arkadaşlar toplama eklememiz lazım. Toplam eşittir. Girilen artı toplam da diyebilirsiniz. Artı eşittir. Girilen de diyebilirsiniz. İkisi de aynı işi yapacak. Bu daha pratik olduğu için bunu yapıyoruz. Yani bunu
Böyle yapmanın diğerinden mesela şundan farkı yok. Direkt toplam eşittir. Toplam artı gerilem deseniz de aynı sonucu verecektir arkadaşlar. Sadece daha pratik olduğu için bunu böyle yapıyoruz. Üzerine artı eşittir dediğin zaman ekleme yapar. Bunun yolu bu. Ve en aşağıda yazalım ki arkadaşlar print toplam sonucu eşittir. Virgül koyarak toplam değişkenini belirteceğiz. Böylelikle bir çalıştıralım. Lütfen bir sayı giriniz dedi. Tamamen aklımdan uydurmasını sayı giriyorum. İkincisini de girdim. Üçüncüsünü girdim arkadaşlar. Biz sıfırdan büyük bir değer girdiğimiz müddetçe bu while döngüsü çalışmaya şartı sağladığından dolayı devam edecek. Bunun için herhangi bir engel yok. Sıfırdan küçük bir değer girelim. Eksi 15 olsun mesela. Gördüğünüz gibi döngü kırıldı. Çünkü herhangi bir şekilde şartı sağlamadı. Ve print toplam sonucu toplam dedi. Ve bize toplam sonucun 78.297 olduğunu bize söylüyor. While döngüsüyle ilgili arkadaşlar yapacağım örnekler bu kadardı.